Güzel bir müzik ve ne dinletisiyle başladık programımıza. Üsküdar Üniversitesi Televizyonu'ndayız. Film Karesine Sığmayanlar programındayız. Yönetmenlerim Ayça Türk ve Ömer Faruk Onat ve konuklarım Muhammed Kazancı ve Janberk Çiçek'le birlikte bugün sizlere müzik ve sinemayı konuşacağız. Gençlerle hasbihal yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi müzik ve sinema diyoruz. Öncelikle müzikten bahsedeceğiz. Müzik yelpazesi gençlerin nereden nereye geldiğini ve hangi müzikleri tercih ettiği benim için önemli bir konu. Sizden de bildiğim kadarıyla siz çok farklı müzikleri bir arada yapabiliyorsunuz ve değerlendirebiliyorsunuz. Muhammed, öncelikle başlayalım. Kendini biraz tanıtırsan seyircilerimiz de izleyicilerimiz de bizi böylece daha yakından tanır. Ben özel bir üniversitede tıp fakültesindeyim. İşte müzikle ilgileniyorum bir yandan. Ney var? Bateri var. İşte bateri de bir grupta çalıyoruz. Kendi grubumuz var. Bir ara Janberk'te de aynı gruptaydık, söylüyorduk. O da biraz daha rap'e yatkındı. Böyle rap, rock karışık bir şeyler yapıyorduk. Şimdi böyle bu ikisini devam ettiriyoruz. Evet, Beraber birlikte. gençlerin değişik müzik yelpazesi, bütün müzik aletlerine böyle ilgi duymaları ve çalmaları gerçekten güzel. Canberk, sen nasıl başladın? Nasıl ilgi alanın nasıl gelişti? Yani çocukluktan beri olan bir ilgiydi. Tabii yaş ilerledikçe ilgi daha da arttı. Hani okuduğum bölüm şu an veterinerlik, zor bir bölüm ama yine zaman buldukça kendimi müziğe vermeye çalışıyorum. Üzerine yeni bir şeyler ekleyip yeni projeler oluşturmaya gayret gösteriyorum. Evet, rap de farklı bir alan değil mi? Nasıl bir başlangıç oldu? Seni rap'e çeken şey ne oldu öncelikle? İlk öncelikle rap'in tarihi ilgimi çekti. Evet. Siyahilere yapılan haksızlıklarla Amerika'da başlayan bir olay 70'lerde başlıyor. Farklı müzik tarzları karıştırılarak bir altyapı oluşturup üzerine ilk başta doğaçlama olarak sözler söyleniyor. Daha sonrasında ise 80'li yıllarda teknolojinin gelişmesiyle Avrupa'ya yayılmaya başlıyor. Almanya'daki gurbetçiler, Türk gurbetçiler sayesinde de kartel öncülüğü sayesinde Türkiye'ye geliyor rap müzik. Genel olarak böyle bir tarihi var kısa olarak Evet. üzerinden geçersek. Genelde bir yakarış gibi. Ben de hani biraz tarihine baktım. Daha çok blues'la değil mi? Senin de söylediğin gibi bir. Blues, funk, caz bunların karışımı genelde. Evet. Önce İngiltere'ye, Avrupa'ya geliyor. Sonra tekrar. Şimdi ama nasıl bir tarz uygulanıyor normalde? İşte Amerika'da farklıdır değil mi? Bu rap'in kelimeleri, manaları nasıl, bizde nasıl oluşuyor? Ya şu anda ilk başladığı zamandan beri çok büyük bir değişim gösterdi. Yani normalde işte bir yakarışken şu anda çok farklı tarzlarda, çok farklı anlamlarda sözler ve besteler ortaya çıkıyor. Ki aslında bu çeşitlilik bence bir tarafa iyi oldu. Farklı verilmek istenen mesajlar ki zaten müziğin temel manası bence bir mesaj içermeli. Bir anlamı olmalı müziğin. Bu anlam çeşitliliği bence rap'i zenginleştirdi. Evet, belki de hani kültürden kültüre de değişiklik gösteriyor, değil mi? Kesinlikle. Normalde her girdiği yerde farklı bir şekilde yorumlanıyor. Tarz olarak aynı olsa bile. Rap'in şöyle bir getirisi var. Bir şeyde anlatma derdinin çok yüksek, değil mi? Böyle Kesinlikle. bir derdi var. Yani gerçi bütün müziklerin bir derdi oluyor, bir maksadı oluyor. Sizin grupta nasıl oluyor bu? Neyden sonra neyin katmanlı bir müzik olduğunu, gerçekten farklı boyutlara insanı götürdüğünü biliyorum. Senin de 8 senedir yaklaşık aşağı yukarı neyi üflediğini ve ders aldığını biliyorum. Bundan sonraki geçişte ritme katkısı oldu mu, nasıl oldu? Bateriye neden ilgi duydun? Şeyde neydi? Bütün eserlerinde, bu eski eserlerde özellikle yazılan Osmanlı zamanından bu yana kadar hepsinin bir makamı var. Hepsinin belli bir usulü var. Orada ritme usul diyorlar. O usul çerçevesinde o ritim gidiyor. Onun üstüne oturtuluyor yani. Belirli başlı işte devri revan, devri kebir gibi usuller var Türk müziğinde. Ama bunların benzerleri Batı müziğinde de var.
Tabii bunlar değişiyor aralarda. Farklı farklı katman katman oluyor ama oraya geçtiğim zaman daha büyük bir kolaylık sağladı. İkisi arasında biraz daha duyunca anlaşılan bir perde aralığı var. İşte bizim gamlar ve onların gamları biraz daha farklı. Türk sanat müziğinde daha yukarı kadar, daha geniş bir yelpaze var o makamlar arasında. Diğerlerine gelince daha düşük oluyor mesela. Ama rock müzikte de rap gibi daha böyle bir isyankar bir tavır var. Böyle topluma bir şeyler empoze edip anlatmaya çalışan, onlara böyle nizam vermeye çalışan bir yönü var rock müziğinde. Gençliğin belki de o ateşini ortaya koyan bir yöntem, değil mi? Biraz daha böyle radikal, biraz daha ortaya çıkma ihtiyacını ortaya koyuyor. Belki de anlatmak istediklerini biraz daha yüksek sesle söyleme tarzı gibi, değil mi? Ama genelde müziğin, değil mi, anlamları vardır. Her kültüre göre değişiyor. Jean Berk'in ilgilendiği alanlarda, mesela Çerkez kültüründe de farklı, değil mi? Nasıl oluyor orada? Müzik akordeon üzerineydi, değil mi? Akordeon ve bir sürü farklı vurmalı çalgılar var. Çerkez müziği aslında yani Çerkezler için bir yaşam tarzı müzik. İşte aşklarını, üzüntülerini, savaşlarını, barışlarını, her şeylerini anlatıyorlar. Ve bununla alakalı çok güzel bir Çerkez atasözü var. Mezar taşı kaybolur, şarkı kaybolmaz. Ki bence bu çok yerinde bir atasözü. Ki bunun en büyük kanıtı şu anda hala bizim Çerkez müziklerini dinleyip onların hislerini anlıyor olmamız bence. Evet, burada tabii ki kültürde de gelenek olarak gençlere aktarma Çerkezlerde çok yoğun olduğu için, daha böyle geleneklerine de düşkün oldukları için bu da etkili aslında. Kesinlikle. Çocuklara verilen ya da mesajlarda ya da öğretilerde herkes neredeyse aşağı yukarı Çerkez müziğini ya da bir akordeon kullanmayı aşağı yukarı çocukluktan itibaren öğrenmeye başlıyor. Ve bu bir kültür gibi, bir alışkanlık gibi, yaşam biçimi senin dediğin gibi ortaya çıkıyor. Aslında müziğin katmanları sinemada da var. Sizin gençlik olarak bu nesilde hem müziğin her dalıyla, her enstrümanla ya da sinemayla hepsini bir arada yaşamaya çalışmanızı ben ilginç buluyorum. Yani her şeyle ilgileniyorsunuz, bilimle ilgileniyorsunuz, her şeyi seviyorsunuz ve her şeyden bir şeyler, böyle biraz biraz böyle yol almaya çalışıyorsunuz. Bu konuda bence çok güzel bir ortam gençler için. Belki fırsat yoktu daha öncelerde ama şimdi hepsini, değil mi, rock yaparken de, bateri çalarken de diğer bütün müziklerin bir süzgecinden geçmiş oluyor, değil mi? Müziklerde sözler önemli, rock'ta mesela, değil mi? Hem sözler hem de o riffler yani riffler, gitar riffleri, o melodi önemli, enstrümantal de önemli rock'ta. Sololar var genelde her şarkının. Hep olmuyor ama genellikle soloları oluyor. O soloları atarken o gitaristler başka bir moda giriyorlar, akışa giriyorlar böyle farklı bir değişken bir şey oluyor. Yani hem anlatmak istediğini anlatmaya çalışan hem de arka planda böyle sert bir sesle gaz veren bir havası var o tarafta. Evet, bu da gençlere iyi geliyor demek ki, kendini ifade etmek açısından, söylemek istedikleri açısından. Şimdi film müzikleri de aslında benim gerçekten özel bir program yapmam gerektiren bir bölüm aslında. Film müziklerinden bahsederken gençlerin en çok sevdiği filmden de bahsedeceğiz. Yıldızlar Arasında, Christopher Nolan'ın filmi. Gençler çok seviyor, 2014 yılı yapımı. Ve bilim kurgu ve müzik de var. Öncelikle onun müziğinden başlamak istiyorum. Onun müziğini yapan kim ve nasıl bu müziği yapmış, ondan bahsedebilirseniz. Sen devam edersin o zaman. Hans Zimmer diye biri. Ya bildiğim kadarıyla müzik eğitimi almamış. Ama müziklerini dinlediğim zaman işte bu Inception'da Time diye bir müziği vardı. Interstellar'da aynı albümde 3-4 tane ayrı şarkısı var.
yaparken sanki filmi yaşıyor, kendinden geçmiş gibi yapmış. Yani dinlerken böyle bir farklı boyutlara geçiyor gibi oluyor aslında. Yani öyle bir havası vardı açıkçası. Zaten Karayip Korsanları'nın He's a Pirate adlı şarkısı hani yıllardır hem yarışmalarda hem televizyon programlarında kullanıldı. Filmin atmosferini, hissini, duygusunu kesinlikle mükemmel bir şekilde veren bir parçaydı. Ki zaten diğer çeşitli çalışmalarında da bunu net bir şekilde görmek mümkün. Evet, Inception'da da katmanlı bir film o da. Orada da gösteriyor hakikaten. Eğitim almış almamış olması da ilginç. Demek ki bu kabiliyetlerin farklı boyutlarda da ortaya çıkması mümkün. Farklı zamanlarda değil mi? Kabiliyetin sadece ortaya çıkacağı bir alan bulması gerekiyor herkes için. Yani çocuklara, gençlere böyle bir ortam sağlansa belki kim bilir ne müzisyenler çıkacak, ne alternatif sanatçılar ortaya çıkacak. Bir sürü imkanları olmayanlar için sadece tohum olarak kalıyor ve belki de gelişemiyor. Şimdi müziğin katmanlı bir bölümü var. Filmlerde de bu katman çok yaşatılıyor ve anlatılıyor. Yani bir şey gösterilirken biz başka bir şeyi anlatmak istediğimizde, söylemek istediğimizde direkt söylendiği zaman söyleme amacımızı, hedefimizi bazen işitilmiyoruz, bazen duyulmuyor. O yüzden müzik farklı bir şekilde herkesin kendi dünyasında farklı tarzlarıyla anlatma biçimi olduğu gibi filmde bunlardan birisi. Filmin müziğiyle, yönetmeniyle ve senaryosuyla farklı bir şekilde hepsinin bir araya gelmesiyle çok aynı bir grup gibi, siz de biliyorsunuz. Bir grubun müzik üretmesi gibi çok önemli bir eser ortaya çıkıyor. Bunlardan da en önemlisi benim zaman ve mekan katmanlarını anlatan Yıldızlar Arasında Christopher Nolan'ın ve kardeşiyle birlikte yaptığı, yazdığı senaryosunu bu eserle ilgili konuşmak istiyorum. Sizin de bilimle ilgilendiğinizi biliyorum ve müziğin de içinde olduğu, hepsinin bir arada olduğu bir film. Bunu konuşmak istiyorum. Öncelikle ilk sahnemizle başlayalım. İlk sahnemizi rica edelim. Bunu tarif edemem. Sürekli bir şeydi. Yani sürekli esen tozlu bir rüzgar. Biz ciğerimize fazla gitmesin diye bazen ağzımızı, burnumuzu kumaşla kapatmak zorundaydık. Masayı kurarken tabakları her zaman ters koyardık. Bardak ya da fincan hepsi... Kıyamet senaryosu ve böyle bir dünyanın sona gidiş durumu var Yıldızlar Arasında. Neler söylemek istersiniz? Böyle bir dünya var, olabilir mi? Mümkün mü? Ya şu anda gidişatımız zaten oraya doğru gidiyor. Hani teknoloji evet bizi bir yerlere getiriyor ama aynı zamanda bazı şeyleri de yok etmeye başlıyor. Ki doğal sıkıntılar bunların başında geliyor. İklim değişiklikleri, ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınma. Hepsi de aslında dolaylı olarak biraz biraz evrenin sonunu, yani daha doğrusu dünyanın sonunu getiriyor bence. Yani olası değil aslında, bir gerçek bence. Evet. Burada da bu filmde de özellikle buğday tarlalarının tükenmesi, buğdayın bitmesi ve mısır tarlalarının kalmasıyla başlıyor değil mi? Evet. Yani bir sefalet var, bir kıtlık var dünya üzerinde. O yüzden başka bir gezegene göçmek zorunda kalıyorlar. Hı hı. İşte başroldeki Cooper'ı astronot olarak artık üçüncü veya dördüncü şeyde postada oraya göndereceklerdi. Daha önce gidenler vardı. Öyle başlıyor film. Evet, öyle başlıyor ama hakikaten 2 saat ve 49 dakika olan bir film. Bu filmin içerisinde hem çaresizlik var, hem ümit var, hem de bir gerçekten farklı boyutlara doğru yolculuk yapıyorlar. Burada ciddi düşünülmüş.
fizik kurallarıyla işlenmiş ve temelli bir hedefli olarak gidilmiş senaryo var. Bahsediliyor, filmde de bahsediliyor, siz de biliyorsunuz. Solucan delikleri var, değil mi? Bu bir aslında fizik teorisi. Zamanın ve mekanın hızlı bir şekilde bir araya getirildiği bir andan bahsediyor. Ve bu anda yapılan yolculuklarla insanların, değil mi, belki farklı zamanlara ve farklı boyutlara taşınması mümkün olabiliyor. Bu senaryoda, bize bahsedilen bu senaryoda anlatılmak istenen yıldızlar arasında insanların kendilerini kurtarma çabasını ve kendileri için bir ümit taşıma, bir kurtarıcı, bir gerçekten insanlığa yapılmış yatırım gibi bir film oluşturulmuş. Amerikan ve İngiliz yapımı, ortak yapımı. Amerikalıların tabii ki burada yine kurtaran, dünyayı kurtaran pozisyonunda olması da her zaman olduğu gibi ilginç. Kendilerini bu şekilde ifade edip sonra farklı yollara sapılabiliyor. Evet, şimdi bu filmde devam ederken bu fizik kurallarıyla ilgili gerçekliği olabilir mi, onu konuşabiliriz. Yani bu katmanlar mümkün mü sizin için? Müzikte olduğu gibi belki dünyanın dışında da mümkün mü bu, ya da dünyanın içinde? Film Kip Thorne diye bir fizikçinin hipotezleri, teorileri üstüne de çalışılmış. Bilimsel zemine sadık kalınmaya çalışılmış gibi filmde. İşte o solucan deliği teorisi falan hep oradan geliyordu. Muhtemelen işte farklı boyutlara geçmek vesaire gibi. Orada bir sahnede bu solucan deliğinin yapısını anlatırken boyutları nasıl daha üst boyuta geçirdiğini böyle bir ufak bir şeyle anlatıyor. İşte buradan uzay zaman büküldüğü zaman, yani çok basit bir şey zaten bu. Normalde bu noktadan bu noktaya geçmek aslında çok zor bir şey ama büküldüğü zaman buradaki daireler bir küre oluyor, bir boyut üste atlıyor. O yüzden hızlı bir biçimde geçiş yapılabiliyor şeklinde bir teori var orada. Evet, bu teoriyi anlatıyor değil mi film? Kendisi bu teorinin temellendirilmesi ve bu şekilde anlatabilmesi gerçekten bana ilginç geldi. 2,5 saat olmasına rağmen, siz de seyretmiştiniz tabii ki daha önceden. Bu filmin insanın dünyasında farklı bir yöne doğru gittiğini ya da bu dünyada bir katmanların olabileceğini böyle bir ümit veriyor değil mi insanların? Müzikle birlikte düşünürsek, müziği de katarak tabii ki. Yani ortaokuldan beri, lisede de dahil olmak üzere fizik hiçbir zaman iyi olmadı, öyle söyleyeyim. Yani fizik teorisi kısmını geçersek, filmde işlenen ilk öncelikle dediğim gibi hani küresel ısınma, değişen doğa olayları bir gerçek var. Ki böyle bir şeyin olası olması, evet, insana umut verici. Hani bir şekilde insanlar kurtulabilir diye düşünülebilir ama İşte ne kadar hayal gücü, ne kadar gerçek, bunu gelişen teknolojiyle beraber zaman gösterecek. Aslında teknolojiyi ve hayatı hep birlikte, bütün olarak yaşadığımızı veya o şekilde algılamamız gerektiğini anlatan bir film. Burada belki de farkındalık daha da arttıkça bu iç içe geçmiş katmanların bile gerçeğinin, hakikatinin bu dünyada yaşanılabilir olduğunu gösteriyor. Farklı boyutlarda yaşama çabası. Herkesin aslında bu dünyada yani sınırlı bir ömrü var. Bu ömrün dışında farklı bir yerde olma çabası, isteği, farklı bir yerde hayatını devam ettirme talebi. Yani bu filmdeki gibi dünyanın sonu gelmiş olsa bile farklı bir gezegen arayışı var. Değil mi? Onların kendi dünyalarında. Bu gezegen arayışının dışında insanların, herkesin kendi dünyasında bu boyutlarda yaşama isteği var değil mi? Yani işte dine göre ahiret inancı oluyor. Başka inanç sistemlerine göre farklı dünyalar oluyor. Ya geçmiş ya gelecekte bir yaşam
kuruma çabası oluyor. Ama zamanın aslında bir bütün olduğunu anlatabilen iyi ve gerçekçi bir film gibi geldi. Yani bütün zamanları aynı anda yaşanılabilir kılıyor. Şimdi filmimiz böyle bir başlangıç yapıyor. Çok kötü bir başlangıç, aslında sona gelinen bir sahnede. Sonra devam ederken Cooper ve kızı Murph var. Ve onunla birlikte, Murph çok zeki, o da bilme meraklı. Onunla birlikte bir sahne yaşıyorlar. Birlikte yaşadıkları sahnenin aslında gelecekte yine kendilerinin de içinde bulunduğu bir sahne olduğunu bize filmin sonunda anlatıyor. İkinci sahnemizde de bunu göreceğiz. Çalışıyorum. Boşlukları saydım. Neçin? Hayalet iletişim kurmaya çalışıyorum. Morse'u deniyorum. Morse? Evet. Nokta ve çizgi kullanımı. Evet, Morse kodu nedir biliyorum Murph, ama kitap rafının seninle konuştuğunu sanmıyorum. Evet, çocuk burada zaman ve mekanın farklı şekilde bir araya getirildiğini bilmeden hayalet olarak tanımlıyor. İnsan bilmediği şeylere farklı anlamlar yükleyebiliyor, değil mi? Korku, işte gelecekten gelen, çok bilimsel olmasına rağmen onunla iletişim kuran birisinin standart dışı bir şekilde bağlantıya geçmesi var. Böyle bir şey mümkün mü acaba, ya da korkutucu mu, ya da insanların hayallerinde bunu görüyoruz aslında filmlerde falan, ama sizce nasıl, buradaki vaka, olay nasıl gerçekleşiyor? Yani şeyde, zamanın farklı algılanıyor oluşu biraz bizim bilinmeyene böyle bir şey koyma, bir şey addetme dürtümüzü de beraberinde getiriyor sanki. Hani çok önceden şimşekleri, yıldırımları gördüğü zaman işte bunlar Tanrı'nın gazabıdır demek gibi aslında hemen böyle bir şey bulmaya çalışıyoruz, ama onu bildikten sonra o açıklamayı getirmek daha mantıklı gibi gözüküyor sanki. Yani o yüzden bir şekilde açıklanabilir, ama daha üst boyutlara kaydığı için hem de bizim yetki alanımızın dışına çıkıyor da gibi gözüküyor. Evet, bu da hiçbir şey bilmeyenler için tabii korku getiriyor. Yani çocuk ona hayalet diyor, ama bir kendisi de şeyi var, değil mi? Bağlantısı var. Her şeyle alakası olduğunu düşünüyor musunuz? Böyle bir mekanda olduğumuzu düşünüyor musunuz gerçekten bütün zamanları? Kesinlikle ya. Yani her şeyin birbirine zincirlerle bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani neden ve sonuç, başımıza gelen iyi veya kötü şeyler. Ki böyle düşünüldüğünde zaten aslında negatif şeyler pozitif şeylerin habercisi olabiliyor çoğu zaman. Yani filmde bir kıtlık yaşanıyor, evet, ama sonrasında da bir mutlu bir son var. Evet. Her şey, hani buna doğru tabii ki bir ümit olması da gerekiyor filmin içerisinde. Buna doğru gidiyor. Yani insan temelde bunu istiyor, değil mi? Yani ebedi olarak bir yaşama arzusu, ya da insanlığın, kendisinin yaşamasa da insanlığın yaşama arzusunu katmanlı olarak bunu bir şekilde anlatabiliyor ve filme de koyuyor. Müziklerle de tabii bunu anlatmaya çalışıyor, ama öncelikle daha önce söylediği gibi baba ile kızın arasındaki sevgi bağı, ya da insanların birbirleri arasındaki sevgi ve bu dünyaya olan sevgi, insanların dünyayla olan, dünyadaki her şeye karşı duyduğumuz ilgi, bunun temeli oluyor filmde. Gerçekten bu doğru olabilir mi? Yani müzik, değil mi, sevilen bir şeydir. İnsan müziği sadece seviyor, değil mi? Ritmi sadece seviyor. Bunu nasıl, ben bunu seveceğim ya da şunu sevmeyeceğim diyemiyoruz, değil mi? Bağlantımız var. Bir tercih yaparken bile yine aynı şekilde, yani rap de olsa, rock da olsa ya da ney de olsa, içinde bir sevgi var, değil mi? İlgi var. Kesinlikle. Yani bu sevginin bir şekle dönüşmüş hali müzik. Film de öyle. Belki de katmanların
bir arada işte filmde müziğiyle, görüntüsüyle ya da senaryoyla hepsinin bir arada yaşatılması, aktarılması ve böylece bütünü bütünleştirme, bir araya getirme, birleştirme fikrini de ortaya getiriyor. Yani evrensel denilen, belki daha üst bir kelime gerekiyor evrensellikten daha farklı. Çünkü filmde dört zaman ve bir de mekan var. Aslında beş boyut var, değil mi? Ya, tanımlamak bile çok zorunlu. Çünkü dil kapasitesinin de dışına çıkıyor bir anlamda. Dil de zamanın içinde bizim geliştirdiğimiz bir şey. Ard arda dizerek oluşturuyoruz. Evet. İşte benim de fiziğim iyi değildi seninki gibi ama işte popüler bilimin söylediği şekilde işte sicim kuramına göre 11 boyutlu, hatta belki daha fazla olabilecek bir evren tasarısı öngörülüyor. Matematiksel formüllerle desteklenen. Yani gerçekten de bunun hayatta bir karşılık bulması heyecanlandırıyor yani insanı. Evet. Yani gerçeğe ulaşabilir olabilirliğinin ortaya çıkması. Aslında bunun bütün, yani müzik de dahil olmak üzere bütün hepsinin fizik kuralları içerisinde bir düzen ve nizam ve bütünlük içerisinde işlediğini bilmek, yani müziğin bir nefesini ortaya çıkarmak için ya da bir rap yapabilmek için ne kadar saatler gerekiyor ve ne kadar kuralları var, değil mi? O ritmi yakalamak ya da o sözle müziği bir araya getirmek, neydi? Nefesini bile çıkartmak için 15 gününü alıyor, değil mi? İnsan en az 15 gün alıyor ve onun üzerine müzik döşenmesi bile çok büyük bir aşama gerektiriyor. Şimdi bu katmanlı bir filmde zamanın ve mekanın dışına çıkma ve arzusuyla insanları yeniden bir kurtuluşa, yeni bir anlayışa, yeni bir fikre çıkarma çabasını görüyoruz. Ama maalesef ki bu çabanın bir kısmı yine uzayda da çaba, yine filmde anlatılıyor ki hırs ve kötülük uzayın derinliklerine de taşınabiliyor diyor. Ben inşallah taşınmaz diye düşünüyorum ama filmde bunu da anlatıyor. Bazı insanların hırslarını da oraya taşıyabildiklerini, boyutlara ya da mekanlara götürebildiklerini de anlatıyor. Buradaki bağlantıyı kuran şey gerçekten insanın kendisiyle düzgün olarak kurduğu bağlantıyı etrafındakilerle yine sevgi üzerinden devam ediyor. Üçüncü sahnemizde de bize bunu anlatacak noktalar var. Burada hem Murph'ün gençliği ve çocukluğu birlikte aynı zaman içerisinde anlatılmaya çalışılmış. Ciddi düşünmesi gereken bir film. Çocukluğunda yaşadığı bir sahne, babasıyla yaşadığı kütüphanedeki kitapların hareket etmesi ve oradaki hareketinde bir Morse alfabesiyle bir mesaja dönüşmesi. Murph'ün çocukluğundaki gibi onu bir hayalet olarak tanımlamasıyla. Bir sonraki yine yaşında, daha büyük yaşlarda olan Murph'ün görüntüsü var. Ve orada da yine aynı mesajın devam ettiğini görüyoruz. Ve bir yine bağlantı kurmaya çalışan birisi var duvarın arka tarafından. Çünkü sürekli olarak aşağıya düşülüyor, düşen ve sistematik olarak düşen kitaplar var. Değil mi? Mesajlar var. Böyle bir iletişime geçiliyor olduğu bir dünyada
nasıl bir bağlantı kurulabilir, değil mi? Farklı bir alanda ama duvarın arkası mı, hangi mekan, neresi, değil mi? Bunu nasıl anlatıyor filmde bize, nasıl gösteriyor? Gerçekten düşündürüyor. Şeyde, o kara deliklerde de tünelin ucundan ışık gelmesi gibi şeyler var. İşte o farklı bir aleme geçişi belki anlatıyor olabilir. İşte ölürken de ışıktan falan bahsedilir mesela. Ölüme yakın deneyimlerde farklı bir boyuta geçebileceğine dair de söylentiler var, çalışmalar var vesaire. Ne kadar doğru bilinmiyor tabii ama hep böyle bir farklı bir alemden buraya doğru gelen böyle bir mesajlar silsilesi gibi bir şey var. Ya orada da az çok böyle bir şeyden bahsedilmek isteniyor gibi. Evet. Yani işte bu Unutulacak Şeyler kitabının son kısmında da vardı. Can'ın yazdığı. Şeyde bu evreni geçip giderken, seyahat ederken buradan kapalı karanlık bir odadaki bir projeksiyonun yansıması gibi görüyor. Böyle dumanlar onun önünden geçtiği zaman sadece onun aydınlatılmış kısmı görülüyor. Sonrasını görmüyoruz biz. Yok oldu zannediyoruz ama o da aydınlatıldığı zaman aslında onun sadece bir yolculuk yaptığı ortaya çıkıyor. Evet, bu Sinan Hoca'nın kitabından, evet, değil mi? Sinan Canan Hoca'mızın kitabından alıntı. Bir gerçekten bunu görmek veya gözlemlemek gösterildiği kadarıyla mümkün oluyor, değil mi? Ya da insanın fark edebildiği kadarıyla boyutların zaman içerisinde fark edilmesi, boyutlar üzerinde yaşam alanının genişlemesi belki de ileride bu teorilerin ispatlanabileceğini gösteriyor. Yani bir şekilde ya da ümit ediliyor, değil mi? Bunlar planlı ve hesaplı olduğu için de bunun ihtiyaç olduğunu ve gerçeğin de buna yakın olduğunu düşünebiliriz. Evet, filmde hakikaten bunu net bir şekilde hissettiriyor bize. Filmin müziği de böyle, değil mi? Film müziği de aslında çok böyle bilim ve kurgu içerisinde hazırlanmış ve filmin genel ahengine uygun olarak tasarlanmış. Müzikte de böyle bir şekilde, yani değil mi? İnsan ortama göre, düşünmek istediği şeye göre, anlatmak istediği yoruma göre bunu kendi müziğine aktarabiliyor her şekilde, karelere de aktarabiliyor. Burada böyle bir şey yaşanmış olsa insan, gerçekten böyle bir çaresizliğe düşse, bunun için çaba gösterir, değil mi? İnsan kendi dünyasında böyle hani kıtlık ya da çaresizlik, ümitsizlik durumlarında nasıl düşünebilir insan? Sen fikrin var mı Canberk bu konuda? Yani zor bir durum. Hı hı. İster istemez insanın hayatına doğrudan etkisi var, düşüncelerine, duygularına. Tüm hayatını etkileyecek bir olay. Çünkü tanıdığın insanların kayıpları söz konusu, işte ülkende olan felaketler, kuraklıklar, açlıklar, sefaletler. Yani insanın tüm duygu ve düşüncesini yerin dibine sokabilecek bir durum açıkçası. Evet, bunun için bir çaba harcama. Aslında insanın kendisi için bu çabası. Bitmeyen bir hayat arzu ediyoruz, değil mi? Sürekli devam, evet, ede gelen. Şu anda bize gösterilen hayatın sadece bir kısmı var dünya yüzünde. Ama bunun devamını görebildiğimiz veya şahit olabildiğimiz kısmı gözükmüyor. Yani kaybettiğimiz ya da geride bıraktıklarımız için bu böyle söz konusu, değil mi? Ama anılarda, hafızalarda devam eden bir görüntü var, değil mi? O insanlar, değil mi? Herkesin anneannesi ya da babaannesi bir şekilde başka bir alemde şu anda. Ama fotoğraflarda görüntü olarak var. Yani demek ki yok oldu diye bir şey tanımlanamaz. Yani birden yok olması da mümkün değil. Ama nerede olduğu ya da nasıl olduğu hakkında bize bilgi ancak kendimizi bu katmanlarla olan kurduğumuz bağlarla ya da gerçekten bu boyutların hakikatine dair bilim ya da işte ne kadar araştırıyorsak onunla kurduğumuz ilişkiye bağlı olarak gelişen bir dünya oluşturuyoruz. Herkesin kendine göre bir katmanlı dünyası var, değil mi? Yani dinde farklı, bilimde farklı,
bunların ama bir arada yaşandığını görebiliyoruz, değil mi? Mesela kuantum fiziği var. Hani bu da bize bunu anlatıyor bir şekilde. Burada da böyle temelli insanlara bir şeyler anlatmak ya da sorgulayan bir yöntemi var. Şeyde ya boyutlarda her alan farklı bir resim çiziyor. İşte inanç, bilim ya da o anlatılar vesaire. İşte çok daha üst boyutların varlığı insana bir rahatlık da getiriyor aslında. Yani burada yok olup gitmiyorsun da aslında buradan geçiş yapıyorsun, başka bir yere gidiyorsun. Burası bir durak noktası gibi deyince biraz daha rahat gibi görünüyor. İşte o boyut olayını da açıklayan ufak bir örnek vardı. İşte bir kağıdın üstünde iki boyutlu canlılar var. O iki boyutlu canlılar kendi anlarına düşen saniyeleri yaşıyorlar. Ama biz onlardan daha üst boyutta olduğumuz için baktığımız zaman üst boyuttan onların doğumundan ölümüne kadar bütün hayat silsilesini görebiliyoruz. Yani burada şöyle bir örnek vardı. Bundan daha üst boyutta birileri olsaydı bizim doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün bu sürecimizi aslında görebilirdi. Yani orada artık zaman boyutu biraz anlamsız kalmaya başlıyor gibi. Evet, filmde de bunu hem çocukluğu, Murph'ün çocukluğu ya da Cooper'ın gençliği ve yaşlılığı, aslında hiç yaşlanmıyor çünkü o solucan deliğinden geçtiği için, ama bu zamanın geçtiğini kızının yaşlanmasıyla zamana tabi olan bir karşılaşmaları var. Orada görebiliyoruz. Kendinden daha yaşlı bir halde kızıyla karşılaşıyor. Ve bu zamanı belki de anlatmak için, dördüncü boyutu anlatmak için ve dördüncü boyutta da filmde bahsedilen zaman olarak düşünülmüş. Ama zamanın da bir mekanı olduğunu göstererek duvarın arka tarafındaki hareketi bize gösteriyor. Dördüncü sahnemizde de bunu anlayacağız. Bütün bunlar küçük bir kızın odası. Oradaki her an sonsuz bir karmaşıklık. Onlar sonsuz zaman ve uzaya sahip ama hiçbir şeye bağlı değiller. Onlar zamanda belli bir yeri bulamıyor, iletişim kuramıyorlar. O yüzden buradayım. Bu anı bulduğum gibi Murph'e anlatmanın bir yolunu da bulacağım. Nasıl? Sevgiyle, tarz sevgiyle. Tıpkı Brand'in dediği gibi. Benim Murph'le olan bağım. Niteliksel bir şey. Anahtar bu. Ne yapmaya geldik? Ona söyleyeyim. Saat. Saat. İşte bu. Veriyi saniye kolunun hareketine aktaracağım. Evet, senin dediğin gibi bir üstten bakış var, değil mi? Zamanın farklı boyutunda kızının zamanına üstten bir bakış var ve buradaki bakışı zamanla da ve saat figürüyle de burada bize anlatıyor filmde. Gerçekten böyle bir şey mümkün mü? Filmi normalde senaryo aşamasındayken birkaç defa çekilemez diye zannediyorum bu filmi şey yapmışlar, ötelemişler aslında ama yapıldıktan sonra gerçekten gerçeğe çok yakın olduğunu, buradaki karelerin, figürlerin farklı boyutları anlatabildiğini de, değil mi? Gerçekçi geliyor size, değil mi? Farklı bir zamandaymış gibi hareketini gösteriyor aslında. Farklı zamanların hareketini de anlatıyor. Müziği de bu arada takip edebiliyorsunuz, değil mi? Alttan müzik de tam ona uygun olarak devam ediyor. Oradaki alt metin olarak devam ediyor müzik çalışması. Ve insanın orada söylediği sevgi, her şeye sevgi, yani sevginin farklı bir boyutu olduğunu, her şeyin sevginin en üst bir bağlantısı olduğunu ve bu bağlantıyla bütün bu fizik kurallarının, düzenin, bütün iletişimin sağlandığını ifade ediyor. Bunu birçok eleştirmen yanlış buluyor aslında. Yani bu kadar bilimsel ve fizik kurallarına uygun olarak işte belki fantastik ama hani daha böyle derin düşünceye dayalı bir sistem oluşturmuş olmasına rağmen sonunda her şeyin başı sevgi, her şeyin başlangıcı sevgi ya da bağlantısı sevgi diyebilmek
biraz böyle birden nereden çıktığı belli olmayan bir şey gibi, değil mi? Siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuda sevgi demesi, yani bu kadar bilimsel gittikten sonra? Bilim adamları tarafından yani en çok eleştirilen kısım o oldu zaten filmde. Ama vermek istediğim mesajın sevgi olması aslında önemli bir şey. Çünkü şu anda dünyamızdaki nefret her tarafta, sadece ülkemize değil dünyanın her yerinde olan bir sorun. Yani filmin böyle bir mesaj vermeye çalışması, her şeyin sevgiyle düzelebileceğini, sevginin pozitif gücünü vurgulayan sağlam bir mesaj. Evet. Ben bu noktada en son sahneyi de tekrar rica ederek oradaki karşılaşmayı da göstermek istiyorum size. Hayaletin bendim. Biliyorum. İnsanlar bana inanmadı. Kendi başıma yaptığıma inanıyorlardı. Ama ben biliyordum. Kimse bana inanmadı. Ama döneceğini biliyordum. Nasıl? Çünkü babam bana söz vermişti. Artık buradayım Mür. Buradayım. Hayır. Hiçbir ebeveyn çocuğunun ölümünü görmemeli. Evet, yaşlı ve genç. Aslında gencin kızı yaşında Mür ve Cooper'ın son sahnesi. Birlikte geldikleri nokta ve sevgiyle bir araya geldiklerini ve gelebileceklerini ümit eden bir film. Birçok açıdan çok seyredilmesi ve tekrar tekrar incelenmesi gerekiyor. Ama burada bize anlatılmak istenen güzel şeylerin ve sevilen şeylerin nefretten daha önemli olduğu, nefretin yanında çok yeter, nefretin gerçekten onların yanında yetersiz kaldığı ve sesinin kaybolacağını, bize etkisi olmayacağını anlatıyor. Müzikle birlikte, müziğin de bu noktadaki insana sevgiyi, ritmi anlatması, değil mi? Ve kalbin getirdiği o güzelliklerin de bir arada tutulmasıyla belki de bu gerçekleşebilir. Belki tüm zamanlarda ve mekanlarda gerçekten seven insanlar bir araya gelebilir, bütün katmanlarda yaşanılabilir diye ümit ediyoruz. Şimdi ben programı bitireceğim ama bitirmeden önce son olarak yine tekrar teşekkür ediyorum Canberk. Bu müzik konusunu tekrar konuşacağız. Ama son olarak bir yine neyle, neyi dinletisiyle veda edelim programımıza. Teşekkürler.